Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen bileşiklerin hangileri yupak sistemine göre doğru adlandırılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bileşiğimize baktığımızda karbonil grubuna hidrojen bağlayan burası aldehit olduğunu gösterir. Aldehitler de yupak sistemine göre adlandırma yapılırken bir karbonil grubunda içinde bulunduğu en uzun zincir seçilir. İkinci olarak numara verilir. Karbonil grubunun olduğu yerden başlıyoruz. Burası 1 burası 2 burası 3 olur. Varsa yan grubun yeri belirtilir. İkinci karbonda metil var. 2 metil. Daha sonra ana zincire karşılık gelen alkanın adı yazılır propan ve sonuna aldehitin alt takısı getirilir. O zaman birincisi doğrudur. İkincisine baktığımızda sadece bir tane karbon var. Bakın bir tane karbon varsa ne dedik az önce? Yupak sisteminde karbon sayısına karşılık gelen alkanın adı yazılır. Önce metan diyoruz ve aldehit olduğu için sonra alt takısı getiriyoruz. Aldehit olduğuna da nasıl karar verdik? Karbonik grubunun en az bir tarafında hidrojen olması bunun aldehit olduğunu bize gösteriyor. Bu bileşin formaldehit yaygın adıdır. Yupak adı değildir arkadaşlar. O zaman ikincisi yanlış. Üçüncüsüne baktığımızda evet yine bakın şurada kapalı halde verilmiş. Burası aldehit grubudur. 1, 2, 3, 4. Herhangi bir dallanma yok. Ana zincirimiz kaç karbonu? 4. O zaman bütan ve aldehit olduğu için sonuna alt takısı getirilir. Üçüncüsü de doğrudur. Bu durumda cevap değişikli yani 1 ve 3'tür. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin yaygın adı doğru verilmiştir diye sormuş arkadaşlar. Evet aldeitlerde yaygın adlandırma yapılırken genelde kaynağından bulunan maddeler üzerinden yaygın adlandırma yapılır. Bakın burada 3 tane karbonuz var. Bu bileşiğin adı propiyon ve sonra aldehit takısı getiriyor. Yani bu doğrudur. 2 karbonlu bu aldehitimizin adı aset. Sonra aldehit getireceğiz. Bu da doğrudur. Bunu şeyden düşünebilirsin. Bakın 2 karbonlu asetik asite de 2 şey iki karbonlu karboksik asitte de asetik asit diyoruz. Yani asetik asit de 2 karbonlu. 2 karbon aldehit de aset aldehit diyoruz. Oradan belki aklınıza kalabilir arkadaşlar. Evet benzen halkasına aldehit grubu bağlamış. Bu bileşin adı da nedir? Benzen değildir. O zaman üçüncüsü de doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yarı açık formülü verilen bileşin sistematik adlandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet bakın şurada karbonil grubuna hidrojen bağlı. Yani burada aldehit grubumuz var. Şurada ise hidroksil grubumuz var. Alkol grubumuz var. Şimdi burada öncelikle şunu yapalım. En uzun zinciri seçelim. Karbonil grubunu da ilk. Karbonun içeren. Şu şekilde geldik. Bakın düz giderseniz bir karbon aşağıda iki karbon var. O zaman aşağıya doğru devam ettik. Ana zincirimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Daha sonra numara vereceğiz. Aldehit grubu alkol grubuna göre öncelikli olduğu için buradan başlıyoruz. Diyoruz ki 1, 2, 3, 4 5 Evet bu şekilde numara verdik. Yan grupların yerlerini belirtiyoruz. Şurası metil. Şurası hidroksi. O zaman 3. karbonda hidroksi var. 3 Üç hidroksi. 3. karbonda aynı zamanda metil var. 3 metil. Daha sonra ana zincire karşılık gelen alkanın adını yazıyoruz. 5 karbon olduğu için pentan. Ve sonuna aldehitin al takısı geliyor bu şekilde adlandırıyoruz. Yani şıklara bakarsak aradığımız cevabın C şıkkında olduğunu görürüz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin karşısındaki sistematik adı yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi burada şu grubu gördük. Bu grup nedir? Aldehit grubu olduğu anlamına gelir. Kapalı hali vermiş. O zaman öncelikle bu karbonda içeren en uzun zinciri seçiyoruz. Daha sonra karbonil grubundan başlıyoruz. Şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4 numara veriyoruz. Yan grupların yerlerini belirtiyoruz. Bakın burada brom var. O zaman 3 brom doğru. İkinci karbondan sonra ikili bağ olduğu için onu da belirtiyoruz. 2 ve ana zincir 4 karbonlu olduğu için büten. ikinci karbonda ikili bağ var. Ve sonra aldeitin alt takısı geliyor. Yani birincisi doğrudur. İkinci bileşiğimize baktığımızda et evet, şu şekilde. Ana zincirimizi seçtik. Burası yine aldehit olduğu için karbonil grubunu içeren en uzun zinciri seçtik. Daha sonra karbonil grubundan başlayarak numara veriyoruz. Burası 1, burası 2, burası 3. Burası yan grup olarak nedir? E, fenil olarak adlandırır çünkü benzenden bir hidrojen çıkarılığında geriye kalan kısım fenildir. O zaman 3. karbona fenil var. Ana zincirim 3 karbonlu olduğu için propan ve sonra aldehitin alt takısını getiriyoruz. İkinci bileşiğimiz de doğru adlandırılmış. Üçüncü bileşiğimize baktığınızda yine aldehit grubu görüyorum. Aldehitlerde bu karbonil grubundan başlıyorum. En uzun zinciri seçiyorum. Bakın yukarıya giderseniz iki karbon. Düz devam ederseniz daha fazla karbon görüyoruz. Bakın mesela şöyle gelsek. Bir, iki de aşağıda toplam üç karbon var. O zaman buradan geldik. Bakın yukarıda bir karbon, burada bir karbon, burada iki karbon var. Ana zincirim bu şekilde oldu. Daha sonra karbonil grubunun olduğu uçtan başlayarak numara veriyorum. Burası bir Burası 2, burası 3, burası 4 ve 5 numaralı karbonları içerir. Yan grupların yerlerini alfabetik önceliğe göre belirtiyorum. Burası etil, şu CH3'ler ise metil. O zaman etili önce söylüyorum. İkinci karbonda etil var. Üçüncü karbonda iki tane metil var. Bakın 3, 3 ikisinin yerini yazıyorum ve iki tane olduğu için dimetil diyorum. Ana zincirin 5 karbonlu olduğu için pentan ve aldehitin alt akısıyla bitiriyorum. O zaman C şıkkı da doğrudur. Değişikliğine baktığımızda 1-2 karbon var ve aldehit o zaman etan ve sonuna alt takısı getiriyoruz. Burası da doğrudur. Son bileşiğimize baktığımızda yine bir aldehit grubu görüyoruz şurada. O zaman buradan başlıyoruz. Bakın aşağıda C6H5 yazılmış. Bu fenil demekti. Yani burası şöyle benzen halkasıdır. Yani buradan ana zincire böyle devam edemezsiniz. Çünkü düz zincirli bileşikten halkanın içerisine giremezsiniz. Onu belirteyim orayı yan grup olarak düşüneceğiz. Hocam aşağıda 6 karbon varken neden oraya gitmediniz? diye kafasında soru işareti olan arkadaşlar için söyleyeyim. Buradan devam ettik. Bakın buradan düz giderseniz bir karbon aşağıda daha çok karbon görürüm o zaman aşağıya doğru gittik. Buradaysa şu karbona kadar geldiniz. Bakın buradan sola dönerseniz bir karbon aşağıda bir karbon eşit olduğu için fark etmeyecektir. Bu şekilde seçtik. Ve numara vereceğiz buradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 oldu. Yan grupların yerlerini alfabetik önceliğe göre belirtiyorum. Bakın ikinci karbonda fenil. Az önce ne dedik? Burası benzenden bir hidrojen çıkarında geriye kalan kısımdır. Burası iki fenil. Üçüncü ve dördüncü karbonda metil var. O zaman ne olacaktı İki fenilden sonra üç dört dimetil olacaktı. Ana zincirin beş karbonlu olduğu için pentan ve aldehit olduğu için sonuna alt tıkısı gelecek. Yani benim bileşim iki fenil, üç dört dimetil, pentanol olacak. Burası yanlış adlandırmış. Az önce yap. E şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda iskelet formülü verilen bileşiklerden hangisinin adlandırılmasına hata yapılmıştır diye sorulmuş. Bakın burada bir aldehit grubu görüyorum. Karbonil grubu var ve hidrojen bağlı burada. O zaman aldehit grubunun olduğu uçtan numara vererek başlıyorum. O zaman burası 1, burası 2, burası 3, burası 4, Burası 5, burası da 6 oda. En uzun zincirim bu şekilde oda. Daha sonra numara verdikten sonra yan grupların yerlerini belirtiyorum. Bakın 4. karbonda bir, şurada bir karbon var. Ve karbonu 4 bağ yapması lazım. O zaman burası CH3'tür. Yani şurası metil, şurası da siklopropil. Metil daha önce Alfabede M ile başlıyor. O zaman 4. karbonda metil var. 3. karbonda siklopropil var. Ana zincirim 6 karbon olduğu için hexan ve aldehit grubu olduğu için sonra 6 kısım geliyor. Yani birincisi doğrudur. B şıkkına baktığımızda bakın burada hidrojenleri yazmamış ama şurada karbon kaç bağ yapmıştır? 1, 2. Bakın iki tane oksijenle bağ yapmış. Bir de burada 3. O zaman burada bir de hidrojen vardır. Aynı durum burada da söz konusudur. Burada karbonun 4 bağ yapması lazım. Hidrojen olması lazım. O zaman burada toplam bakın 1, iki, üç tane karbon var. Birinci ve üçüncü karbona ise grupları var. O zaman 3 karbonlu olduğu için propan ve iki tane adet olduğu için di al şeklinde ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. Yerlerini hocam belirtmeye gerek yok mu diye düşünecek olan arkadaşlar için ik ikisi de nedir? Uçta olur. Karbonil gruplarına hidrojen bağlıysa biri bir başta biri bir diğer başta olduğu için yerlerini belirtmeye gerek yok arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet yine burada bir aldeit grubu görüyorum. Bakın karbon var. Karbona oksijen ve karbonil grubuna şurada hidrojen bağlıysa aldehittir. O zaman numara veriyorum. Buradan başlıyoruz. Aldehit de karbonil grubundan 1, 2, 3, 4. Aşağıdaki karbon için 5 ve 6 numaralı karbonlar olacak. Şimdi şurada bir yan grubum kaldı. Dallanma var. Şimdi karbon 4 pay yapması lazım. O zaman burası CH3'tür. O zaman bu bileşiğin adı 4. karbonda metil var. 4 metil. Dikkat ederseniz ikinci karbondan sonra ikili bağ var. Onun yerini belirtiyorum. 2 ana zincirim 6 karbonlu olduğu için hegzen 2 hegzen yani yerini belirttik ve aldehit olduğu için sonuna alt takısı geliyor. O zaman C şıkkı yanlış olmuş. D şıkkına baktığımızda bakın yine şurada karbon var. Bu karbon 1, 2 bir de buradan bağ yapmış. 3 yani hidrojeni yazmamışlar ama bu şekilde hidrojen olduğunu bizim düşünmemiz lazım. Yine karbonil grubunda hidrojen olduğu için burası aldehittir. Şimdi aldehitlerde numara verirken karbonil grubunun olduğu yerden başlıyorum. Burası 1, burası 2. Bakın düz zincirli bir yapıdan e, halkanın içerisine girip numara veremezsiniz. Yani burası yan grup olarak kalacaktır. Düz zincir üzerinden devam ediyorum. Burası 3. Şimdi buradan dönersem 4 ve 5 olacak. Peki buradan devam edersem yani düz devam edersem yine 4 ve 5 olacak. Peki böyle seçersem bakın eşit uzunlukta 2 zincir var. Biri böyle. Şimdi bu durumda bir burası dallanma bir de burada dallanma var. Toplam 2 dallanma var. Düz devam etseydik yani şurası 4 Şurası 5 olsaydı. Bakın bir dallanma burada var. Bir dallanma burada var. Bir dallanma da burada var. 3 tane dallanma oldu. Eğer eşit uzunlukta 2 zincir varsa dallanmanın fazla olduğunu seçiyorsunuz. Yani bu şekilde seçmemiz lazım. Peki yan gruplarımızın yerlerini söylesek. Bakın burası 6 karbonlu ve bir hidrojen kopardık. Yan grup olarak kaldığında burası sikloheksildir. Burası ise 1-2 karbon var. Karbonun 4 bağ yapması lazım. Şu karbon 2 bağ yapmış burası. CH2 bu karbon 1 bağ yapmış. CH3 yani bunun toplamı etildir arkadaşlar. Yine burada bir karbon var. Karbon şu an 1 bağ yapmış. O zaman 3 hidrojen ekliyorum. Burası da metildir. O zaman alfabetik önceliğe göre ilk önce E geleceği için 3. karbonda etil var. Doğru. Sonra M harfi geleceği için dördüncü karbonda metil var. S harfi bunlardan sonra geldiği için 2. karbonda sikloheksil var ana zincirin 5 karbon olduğu için pentan ve aldehit olduğu için sonuna alt takısı gelecek. O zaman D şıkkı da doğrudur. E şıkkına baktığımızda yine şurada bir aldehit grubumuz var. Bakın karbon var. Karbon şu an 3 bağ yapmış. Bir de hidrojen içermesi lazım. Burası aldehit grubudur. O zaman aldehit grubunun olduğu noktadan yani karbonil grubundan başlayıp numara veriyorum. Burası 1, burası 2, burası 3, burası da 4 oldu. Şimdi ikinci ve 3. karbonda hidroksi var. 2, 3 yerlerini belirttik. 2 tane olduğu için dihidroksi, ana zincirim 4 karbonlu olduğu için butan ve aldehit olduğu için sonra alt takısı gelecek. O zaman E şıkkı da doğrudur. Burada cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen X ve Y bileşikleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi A, A değil. Birinci yargımızda X ve Y bileşikleri birbirinin izomeridir demiş. İzomer olabilmeleri için kapalı formüllerin aynı. Açık formüllerin farklı olması gerekir. Şimdi burada baktığımızda X bileşik için 1, 2, 3, 4 tane karbon var. Hidrojen 3, 5, 7 bir de burada 8 tane hidrojenimiz ve bir tane de oksijenimiz var. İkinci bileşimize baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane karbon var. 3, 6, 7, 8 tane hidrojen ve bir tane de oksijen içiriyor. Et kapalı formülleri aynı. Açık formüller farklı oldukları için bunlar birbirine izomerdir. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda X bileşiği butanal Y bileşiği 2 metil propanal de denilmiş. Evet bu iki bileşimi de aldehit. Karbonil grubunda hidrojen varsa en az bir tarafında hidrojen olması bunun aldehit olduğunu gösterir. Burada da aynı durum var. Karbonil grubunda hidrojen var. O zaman aldehitlerden öncelikle kar karbonil grubunda içinde bulunduğu en uzun zinciri seçiyorduk. Daha sonra karbonil grubunun olduğu yerden başladık. 1, 2, 3, 4. Burada herhangi bir dallanma yok. Onun için yer, dallanmanın yerini belirtecek bir durum yok. 4 e, karbon olduğu için direkt ismini söylüyoruz. Alkana hani 4 karbon alkanı söylüyoruz. Bütan ve sonra e, aldehit grubuna bu alt akısı getiriyoruz. Evet burası doğru. Burada en uzun zincirimizi seçtik. Daha sonra numara verdik. Burası 1, burası 2, burası 3. Bakın ikinci karbonda metil var. O zaman 2 metil ve ana zincir 3 karbon olduğu için propan. Sonra da ne yapıyoruz? Aldehitin alt takısını getiriyoruz. O zaman burası da doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda X bileşiğinin kaynama noktası Y bileşiğinden yüksektir denilmiş. Aldehitlerde kaynama noktası kıyaslaması yaparken öncelikle karbon sayısına bakılır. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Şimdi bu bileşiklerimizin ka karbon sayıları zaten formülleri yani mol kütleleri aynı. O zaman ikinci olarak dallanmaya bakılır. Dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Dallanma ile da ters orantıdır. Bakın birinci bileşiğimizde herhangi bir dallanma yok. İsimlendirirken de söyledik. Burada ise bir tane dallanma var. O zaman bu maddemizde dallanma olmadığı için bu maddemizin kaynama noktası bu maddemizin yani x'in kaynama noktası y'den büyüktür. Bu da doğrudur. Bu durumda cevap a şıkkı yani hepsidir. Yedinci sorumuza baktığımızda da ki yukarıda verilen kavram haritasında aldehitlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Evet aldehitlerin genel gösterimi şu şekildedir arkadaşlar. Karbonil grubunun en az bir tarafında hidrojen varsa bu bileşimimiz aldehitte tabi burası da hidrojen olabilir ya da burası aromatik bileşiklerden gelen aril kökü de olabilir arkadaşlar. Onu da belirtelim. Ama genel gösterimiz şu şekilde. Şimdi birinci bilgimizde diyor ki karbonil grubu içeriler. Karbonil grubu dediğimiz şu grup. Var mı Bileşiğimizde var. O zaman birincisi doğru. İkinci bir bilgimize baktığımızda en küçük üyesi aset aldehitte demiş. Yani aset aldehit dediğimiz iki karbonlu şu bileşimizdir. Ama biz ne dedik? Buraya da hidrojen gelebilir. Yani bu şekilde bu maddenin en küçük üyesi bir karbon olan form aldehit dediğimiz ya da metanal dediğimiz bileşiktir. İkinci bilgi yanlıştır. Üçüncü bilgimize baktığımızda polar moleküllerde diyor. Evet karbonil grubundan dolayı bu maddeler polardır. Doğrudur. Dördüncü bilgimize baktığımızda aynı karbon sayılı ketonlarla izomerdir denilmiş. Şimdi ketonların genel gösteriminde yazarsak şöyle. Şimdi bu iki maddemizin yapısında da bir tane pi bağ var. Bakın bir maddenin yapısına hiç pi bağ ya da hiç halka olmasa karbon ve hidrojen arasındaki ilişki bu şekildeydi. Bir bileşin yapısına katılacak her halka ve her pi bağ hidrojen sayısını iki azaltır. Bir tane pi bağ olduğu için o zaman burada karbon ve hidrojen arasındaki ilişki şu şekildedir. Ve bir tane de oksijen var. Yani bu iki bileşiğimizin de genel formülü bu şekildedir. O zaman bunların kapalı formülleri aynı oldukları için bu maddeler birbirinin izomeridir. Bu da doğrudur. Şurada zaten genel formülü bulduk. O zaman son ifademiz de doğrudur. Burada cevap 2 yani B şıkkıdır. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki 0.2 mol 14,4 gram olan düz zincirli aldehitteki karbon atomu sayısı aşağıdakilerden hangisinde? Doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Şimdi aldehitlerin genel gösterimi şu şekildedir arkadaşlar. Yapısında bir tane pi bağı var. E, bu yüzden bakın hiç pi bağı olmasın önce onu söyleyelim. Karbon ve hidrojen arasındaki ilişki bu şekilde olacaktı. Bir bileşiğin yapısına katılacak her halka ve her pi bağı nedir? Hidrojen sayısını 2 azaltacak. Burada ne dedik? Bir tane pi bağı var. O zaman hidrojeni 2 azalttık. Cn, hidrojen 2n ve bir tane de oksijen var. Evet aldehitlerin genel formülü bu şekildedir. Bunu bulduk. Peki şunu söyleyebilir miyiz? 0.2 mole 14.4 gram ise bu maddemizin 1 molü kaç gramdır? Buradan x eşittir 14,4 bölü 0.2. 144 bölü 2'den 72 yapar arkadaşlar. Yani buranın toplamı 72 olacak. Şimdi karbon 12. O zaman 12N yaptı. Hidrojen 1. 1 çarpı 2N'den burası 2N yaptı. Oksijen 16. 16 çarpı 1'den 16 yaptı. Eşittir. 72. 16'yı karşı yaptık. 14N eşittir. 56 kaldı. N eşittir. 4 şeklinde oldu. O zaman burada cevap karbon sayısını sorduğu için C şıkkıdır arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin adı yanlış verilmiştir? diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci bileşikimize baktığımızda karbonil grubunun bir tarafında en az bir tarafında hidrojen varsa aldehittir. Ve aldehitlerde adlandırma yaparken karbonil grubundan başlıyoruz. En uzun zinciri seçiyoruz. Böyle geldik. Bakın düz devam ederseniz bir karbon aşağıda iki karbon var. O zaman aşağıya doğru ana zincirimizi seçtik. Daha sonra karbonil grubunun bulunduğu noktadan başlayarak numara veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Daha sonraki kuralımız yan grupların yerlerini alfabetik önceliğe göre belirtiyoruz. Şurası etil, şurası metil. O zaman önce etili söylüyoruz. Kaçıncı karbona bağlı? 2. İki. İkinci karbonda etil var. Metil ise üçüncü karbonda 3 üç metil. Ana zincirin 5 karbonlu olduğu için pentan ve aldehit olduğu için sonra alt takısı geliyor. Birinci bileşiğimiz doğru adlandırılmış. İkinci bileşiğimize baktığımızda yine karbonil grubunda hidrojeni gördük. Bir aldehit. O zaman şu şekilde ana zincirimizi seçtik. Şunu yapamazsınız arkadaşlar. Yani 1 2 3'ten sonra hocam buradan numara versek olur mu? Öyle bir zincir yok. Yani burada düz kısım ana zincirimizdir. Burası ise işte yan grubumuzdur. Onu belirtelim. Karbonil grubunun olduğu yerden numara veriyoruz. 1 2 3 Şimdi üçüncü karbonda şu grubumuz var. Bu grubumuz nedir? Benzenden bir hidrojen çıkarıldığında geriye kalan bu gruba fenil diyoruz. Üçüncü karbonda fenil var. Ana zincirimiz 3 karbon olduğu için propan ve aldehit grubu olduğu için sonra altı kısa gelecek. İkinci bileşiğimiz de doğru adlandırılmış. Şimdi üçüncü bileşiğimize baktığımızda şurada aldehit grubunu kapalı olarak vermiş. Yani bunun açık hali şudur. Bunu kapattığımızda bu şekilde yazılabilir. O zaman bir de bir, bu bileşimde bakın şurada iki tane metil grubunu kapalı yapmış. Bunu açalım. Yani bu CH grubunda iki tane metil grubu var. Biri burada kalsın. Diğerini de bu şekilde açtım. Şimdi buradaki birinci kuralımız neydi? Karbonil grubundan başlayarak en uzun zinciri seçiyorduk. Şimdi geldik. Buradan yukarıya çıktık. Şimdi sola doğru devam edersek bir iki karbon var. Sağa doğru devam edersek ilk karbon var. Hocam bu şekilde mi seçeceğiz yoksa diğer şekilde mi? Mesela bu şekilde seçen arkadaşlarım için söyleyeyim. Bakın bir 2 3 4 5 6 karbonlu bir zincir seçtiniz. Peki böyle seçerseniz kaç tane yan grup var? Yani dallanma bir tane. Şurada izopropil dallanması var. Başka dallanma yok. Peki şöyle seçseydik? Bakın buraya geldiniz. Şu şekilde gitse gitseniz. Şimdi buradan aşağıya gitmeniz bir şey fark ettirmeyecektir. Burada da bir karbon var, burada da bir karbon var. Ben düz gittim. Siz istiyorsanız aşağıya doğru da gidebilirsiniz. Orada fark etmeyecektir. Peki böyle seçtiğinizde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu eşit uzunlukta iki tane zincirimiz varsa dallanmanın fazla olduğunu seçeriz. Bakın böyle seçtiğinizde burada bir etil dallanması bir de metil toplam iki dallanma olduğu için o zaman ana zincirimiz budur. Onu belirtelim. Evet ana zinciri seçtik. Daha sonra yan grupların yerlerini belirtmemiz lazım. Tabi numara verip numaralarımızı verelim. Buradan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Şimdi 4. karbonda etil var. Doğru. 5. karbonda metil var. O zaman 4 etil 5 metil olması lazım. Şurada bir 5 metil ifadesi olması lazım. 3. karbon olsa ikili bağ var. Onun yerini belirtiyorum. 3 ana zincirim. 6 karbonlu olduğu için. Hegzen ve aldehit olduğu için sonuna alt takısı getiriyorum. Yani benim bileşim bu şekilde olması lazım. 4 etil, 5 metil, 3 hegzanal olması lazım. Üçüncüsü yanlıştır. Bu da cevap B şıkkı yani yalnız 3'tür. Onuncu sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin karşısındaki sistematik adı doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci bileşiğimize baktığımızda karbonil grubunda hidrojen gördük. O zaman bu bir aldehittir. Aldehitlerde ne yapıyoruz? Karbonil grubundan başlıyoruz. En uzun zinciri seçiyoruz. Bakın buradan düz devam ederseniz bir karbon aşağıdaysa ise iki karbon var. O zaman ana zincirim şu şekilde. Kural 2. Karbonil grubunun olduğu yerden başlayarak numara veriyoruz. Burası 1, burası 2, burası 3 ve 4 numaralı karbonları içerir. Daha sonra yan grubun yerini belirtiyoruz. Yan grup varsa. Evet burada ikinci karbonda metil var. O zaman 2 metil. Ana zincirim kaç karbonu? 4. O zaman bütan ve sonuna ne getiriyoruz? Aldeitin alt takısını getiriyoruz. O zaman birincisi yanlış. İkinci bileşiğimize baktığımızda yine karbonil grubunda hidrojen gördük. Aldeit. Buradan başladık. Bakın buradan aşağıya gidersek 3 karbon falan var diyemezsiniz. Burası halkalı bir yapıdır. Yani düz zincirden halkanın içerisine giremezsiniz. Onu belirteyim arkadaşlar. Yani benim ana zincirim şu şekilde. İkinci kuralım. karbonin olduğu yerden numara veriyorum. Bir. Başlayıp numara veriyorum. İki. Üç. Dört. Şurası halkalı yapı dedik. Yani burası siklopropildir. O zaman üçüncü karbonda siklopropil var. Üç siklopropil. Ve ana zincirim dört karbon olduğu için bütan sonuna alt takısı gelir. O zaman ikincisi de yanlış. Üçüncü bileşime baktığımda bakın şurada aldehit grubunu gördüm. Kapalı vermiş. Şuradan başlıyorum. En uzun zinciri seçiyorum. Düz devam ederseniz bir karbon aşağıda iki karbon var. Bu şekilde seçtik. Daha sonra karbonil grubunun olduğu noktadan numara vererek başlıyorum. Burası bir. burası 2, burası 3, burası 4, burası 5 ve 6 numaralı karbonları içerir. Bir sonraki kuralım. Yan grupların yerlerini belirtiyorum. Bakın 3. karbonda brom var. İkinci karbonda hidroksi var. Dördüncü karbonda metil var. Brom alfabeden en öncelikli olduğu için bromdan başlıyorum. Üçüncü karbonda brom var. İkinci karbonda hidroksi var. Dördüncü karbonda metil var. Ana zincirim altı karbonlu olduğu için hexan diyorum. Ve sonuna aldehit olduğu için alt takısı getiriyorum. O zaman burası da yanlış. Değişikliğine baktığımızda evet aldehit grubunu gördük. Şu kısım o zaman karbonilden başladık. Evet ana zincirin bu. Tekrar söylüyorum düz zincirli bir yapıdan halkanın içerisine girip tekrar numara vermeye devam edebilir. edemezsiniz arkadaşlar. O zaman karbonil grubunun içerisinde bulunduğu en uzun zincir bu oldu. Numara verirsek burası 1, burası 2. Iki. Evet ikinci karbonda sikloheksil var. O zaman 2 sikloheksil ve 2 karbonlu olduğu için etan Sonuna altı kısa gelecek. O zaman burası da yanlış. Son bileşiğimize baktığımızda şurada aldehit grubunu gördük. Buradan kar bu karbondan başladık. En uzun zincirimizi bu şekilde seçtik arkadaşlar. Karbonil grubunun olduğu noktadan numara vermemiz lazım. Burası 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası 5. İkinci karbonda etil var. Üçüncü karbonda hidroksi var. Etil daha öncelikle. O zaman 2 etil. Üçüncü karbonda hidroksi var. Üç hidroksi. Bakın dördüncü karbondan sonra üçlü bağ var. Onun yerini belirtmem lazım. Dört ve ana zincirin beş karbon olduğu için pentin şu in. Oradaki üçlü bağın yerini belirtiyor. Dördüncü karbonda üçlü bağ var. Ve aldehit grubu olduğu için sonuna alt takısı geliyor. Yani bu durumda E şıkkı doğrudur. Cevap E şıkkı olacaktır.